Efendim Haber Kritiğe hoş geldiniz. İkinci periyottayız. Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Kanunen veya ahlaki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu eğitim, sağlık, barınma, fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı koruma gibi hakların hepsini birden tanımlamakla kullanılan evrensel bir kavramdan bahsedeceğiz. SOS Çocuk Köyü Müdürü Sayın Ahmet Akarsu ile birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Aslında çocuk hakları insan kavramı, insan hakları kavramı içerisinde ele alınması gereken bir konu. Hemen sormak istiyorum Kuzey Kıbrıs'ta çocukların hakları nedir diye. Ama öncesinde dilerseniz bugün Kanal T Haber olarak sizinle özel bir röportaj yapıldı. Mesajlarınız vardı çocuk hakları üzerine. Önce o haberimizi izledikten sonra sizin tekrar söyleşinize devam edeceğiz. Evet, o haberimiz lütfen hemen gelirse. Dünya Çocuk Hakları Günü her 20 Kasım'da kutlanmakta ve yapılan açıklamalarla bu haklara dikkat çekilmekte. Kanal T Haber SOS Çocuk Köyü Müdürü Ahmet Akarsu'yla bir röportaj yaparak ülkemizde çocuk hakları ne durumda sorusuna yanıt aradı. Akarsu ilk olarak gün nedeniyle mesajını aktardı. Çocuklarımızın yılda bir kez hatırlanması, ben bunun çok doğru bulmuyorum. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, yarınlarımız. Ve onlara gereken önemi, haklarını yılın 365 günü hatırlamamız gerekiyor. Ve bu doğrultuda çocuklarımızla çalışmalarımızı ya da onlarla ilişkilerimizi bu doğrultuda yapmamız gerekiyor. Akarsu toplumda çocuk haklarıyla ilgili yeteri kadar bilinç olmadığını da ifade etti. Çocuk hakları çok genel bir kavram. Bunun altını iyi doldurmamız gerekiyor. Yani çocukların hakları demek sadece işte toplumda bilinen onlara fiziksel şiddet uygulanmaması demek değildir. Ya da cinsel istismar edilmeleri değildir. Bu çok daha büyük bir kavram. Çocukların tabii ki daha yetişkin olmadıkları için bütün işte dünyanın Birleşmiş Milletler aracılığıyla çocukların bir takım hakları, yani korunmaya ihtiyaçları olduğunu, haklarının onlara verilmesi gerektiği ile ilgili kararlar almışlar. Biz de bunu ülke olarak kabul etmişiz ama bununla ilgili gerekli altyapıları, gerekli yasaları ve gerekli kurumları geliştirmemişiz, hiçbir şey yapmamışız. Bu konuya yoğunlaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çocuğun eğitim hakkı vardır diyen Ahmet Akarsu sözlerine şöyle devam etti. Çevremizde ya da işte dolaşırken 15 yaşından küçük çocukların sokaklarda gezdiğini ya da çalıştığını görebiliyorum. Ya da mendil satan çocuklar var. Bunun dışında tabii ki çocuklarımızın işte sağlık hakkı vardır. Hastaysa onu doktora götürmemiz gerekiyor. Bunu ihmal eden ailelerimiz var. Bunları tabii ki koşulları iyileştirmemiz gerekiyor. Şimdi bunu sadece aileyi suçlayarak ya da birilerine işaret ederek değil, aslında toplum olarak ya da devlet olarak bunları geliştirmemiz gerekiyor ki çocuklar çok kolay bir şekilde sağlık hizmetlerini alabilsin. Çocuklarımız çok kolay şekilde eğitim haklarını alabilsin. Akarsu tüm çocukların hakları yanında sorumlulukları da olduğuna dikkat çekti. Verdiğimizde eğitim hakkı var ama çocuklarımızın da düzenli okula gitmek ve derslerinde başarılı olma sorumluluğu var. Derslerinde çalışma sorumluluğu var. Evet, sağlık hakkı var ama çocuklarımızın da kendini korumakla ilgili sorumlulukları vardı. İşte yalın ayak yerlerde basmaması gerekir. İlaçlarını düzenli kullanmasıyla ilgili sorumlulukları var vesaire vesaire. Bu iki konunun aslında birlikte ele alınması gerektiğini düşünüyorum. SOS Çocuk Köyü Müdürü Ahmet Akarsu, yasalarla ilgili çalışmaların yapılması gerektiğinin de altını çizdi. Bu konuda tabii ki bir takım çalışmalar yapılıyor. İşte benim de bizim de kurum olarak içinde bulunduğumuz Cumhurbaşkanlığında yürütülen bir çalışma var. Özellikle suça itilmiş ya da suçun
mağduru olmuş çocukların rehabilite edilmesi ya da topluma tekrar kazandırılması ya da mağdur olan çocukların bir izlenme yöntemiyle içinde düştükleri travmadan ya da içinde bulundukları olumsuzluktan kurtarılmasıyla ilgili, çıkarılmasıyla ilgili yapılacak çalışmalar söz konusu. Tabii ki bu alanda daha çok fazla yol kat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çocuklarımızı sadece işte 20 Kasım'da değil, aslında her gün düşünmemiz ve bu konuda bir politika geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Akarsu sözlerini şöyle tamamladı. Çocuk Hakları Günü aslında bir kutlama yapılacak bir gün değil. Çocuk hakları çocuklarımıza gereken önemi, değeri gösterdiğimizin göstergesi olan şeyleri söylememiz gereken bir gün. Bugünün önemine dikkat çekilmesi ve yapılması gereken eksikliklerimizi neler olduğunu tespit edilmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Efendim tekrar hoş geldiniz. Çocuk hakları, az önce dediğim gibi insan hakları kavramının içinde ele alınması gereken bir konu. Hemen sormak istiyorum. Kuzey Kıbrıs'ta çocukların hakları ne? Çocuklar hakları ne olduğunu biliyorlar mı? Tabii ki biraz önce de haberde anlattığım gibi 1996 yılında biz Birleşmiş Milletler'in Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni ülke olarak kabul etmişiz. Ancak bu tabii ki sadece bunu kabul etmek ya da bu sözleşmeye imza koymak tek başına yeterli değildir. Bununla ilgili gerekli yasal mevzuatları düzenlemek, gerekli kurumları, kuruluşları oluşturmak, yani bir altyapı oluşturmak gerekiyor ki bu sözleşmenin gereklerini yerine getirebilelim. Tabii ki Çocuk Hakları Sözleşmesi şu bakımdan da çok önemli. Dünyada en çok ülkenin kabul ettiği ve uyguladığı bir sözleşme. 193 ülkede 193 ülke buna imza koymuş. Ve tabii ki bununla ilgili ilk başlarda her ülkede sıkıntılar yaşanmış. İşte gerekli yasal düzenlemeleri yapmak ya da belli bir süreç buna hazırlanmak, adapte olmak, bunun gereklerini yerine getirmek için. Ancak 96'dan 2013'e geldiğimiz bu süreçte biz ülke olarak bu konuda çok fazla da yatırım yapmamışız. Bununla ilgili çok fazla da çalışmalar yürütmemişiz. Bir takım tabii ki kopuk kopuk çalışmalar yapılmış ama bunlar bir bütün halinde bir koordinasyonun içerisinde olmadığı için çok da anlamlı olduğunu ben düşünmüyorum. Tabii ki çocuk haklarını sorduğumuz zaman sokakta insanlara bunu duymuş ya da en azından işitmiş. Hı hı. Ancak bunun gereklerinin ne olduğunu tam da bilmiyor. Yani bilinç düzeyimiz çok da yeterli değil. Çocuk haklarını aslında çok küçük yaşlarda insanlara öğretmemiz ya da eğitmemiz lazım. İşte bunun halen daha bizim okul müfredatlarımızda çocuk haklarıyla ilgili bir eğitim modülü yok. Çocuklarımıza bunu biz öğretmiyoruz ki kendileri de büyüdüklerinde bu bilgiyle, bu bilinçle yetişsinler. Tabii ki ebeveynlerle ilgili de hiçbir çalışma yapılmıyor. Çocuk hakları sadece belirli kriterler içerisinde ele alınması yeterli olmadığını düşünüyorum. Zaten bununla ilgili biz 2009 yılında yaptığımız bir araştırmanın sonuçlarına da baktığımızda aslında çocuk hakları ülkede çok fazla bilinmediğini görebiliyoruz. Çünkü çok çarpıcı sonuçlar var orada. Ülkemizdeki çocuk haklarıyla ilgili durum bu. Şu an itibariyle tabii ki bir takım çalışmalar var. Belki biraz sonra onlardan da bahsederiz. Bir takım çalışmalar var. Mesela hatırladığım kadarıyla Sayın Meral Eroğlu öncülüğünde Cumhurbaşkanlığında çocuk odaklı bir toplum projesi var. Hı hı. Değil mi? Doğrudur. Çalışmalar, evet, yani çalışmalardan bir tanesi bu. Şimdi tabii ki Meral Hanım bu konuda çok duyarlı.
Ve 2 yılı aşkın bir süredir devam eden aslında bir proje. Biraz tabii ki hükümetin değişmesi ya da bir takım durumlardan dolayı çok da istediğimiz noktaya daha gelmedi. Yani sonuç olarak istediğimiz bir noktaya gelmedi. Orada şunu merak ediyorum. Hükümetlerin değişmesi çocuk politikasında değişiklikleri mi yol açıyor mu? Aslında yoksa aksıyor mu bu? Çocuk politikamızın olmaması aslında bir sıkıntı. Bizim devlet olarak bir çocuk politikamız olsa gelen hükümetler bu politika doğrultusunda çalışmalarını devam ettirecek ve o doğrultuda çalışacak. Bizim böyle bir politikamız olmadığı için tabii ki sıkıntılar yaşanır ve işte gelen hükümetlerde buna duyarlı olan ya da buna ilgi gösteren kişiler bu alanda tabii ki bir takım çalışmalar yapıyor. Ama değişen hükümetlerde buna ilgi duyulmuyorsa bu bir kenarda durup kalıyor. Şimdi Meral Hanım da bu konuda çok duyarlı ve yaklaşık iki yıl önce işte devletin ilgili kurumları ve sivil toplum örgütlerinden oluşan bir grupla işte Cumhurbaşkanlığında bir takım çalışmalar yürütülüyor. Orada da hedeflenen aslında ayrı ayrı çalışma yürüten kurumları ya da sivil toplum örgütlerini bir araya getirmek ve bununla ilgili işte yasalardaki eksikliklere yönelik çalışmalar yürütmek, hatta yasa önerileri hazırlamak ya da eksik olan kurum ya da kuruluşlarla ilgili çalışmalar yürütmek. Hı hı. Bu da onlardan bir tanesi ve ben çok önemsiyorum. İşte bununla ilgili yasa çalışmaları yapıldı. Hükümet değişimine denk geldiği için yasanın tamamlanması. Hı hı. Şimdiki yeni hükümetle bu çalışmalar yürütülüyor. Bununla ilgili meclis başkanı da ziyaret edildi. O da çok duyarlı Sibel Hanım. Bunun ileriye taşınacağıyla ilgili benim inancım çok yüksek. Tabii bununla ilgili o çalışma grubunda suça itilmiş ya da suçun mağduru olan çocuklarla ilgili de bir takım çalışmalar var. İşte çocuk izlenme merkezi kurulması, bu Türkiye'de kurulan ve iyi çalışan yerlerin olduğu bir çalışma. Çocuk izlenme merkezinde işte suçun mağduru olan ya da suça itilen çocukların bir şekilde bu merkeze alınıp mağdur olanların ikincil ya da üçüncül mağduriyetler yaşamalarını önlemek, hı hı, ve daha profesyonel, daha bilinçli ve daha koordineli bir şekilde bu çocukların bu süreci atlatması ve atlattıktan sonra da tabii ki onun rehabilite edilmesi ve izlenmesiyle ilgili bir çalışma. Onunla sonuçlandırılması uzun noktası. Uzun zamanı yayılan bir çalışma değil tabii mi? Tabii ki, çünkü bir çocuk mağdur edildiği zaman o çocuk üzerindeki o travmalar bir günde ya da iki günde ortadan kalkmıyor. Tabii ki bununla ilgili koşulları iyileştirmek lazım. Hatta atlatılamadığı zaman yetişkinlikte de tabii ki bir şekilde ortaya çıkıyor. Evet. Ve bunun rehabilite edilmesiyle ilgili çok uzun bir süreç. Ve bu tabii ki takip isteyen bir süreç. Bu planlı, programlı çalışmalar gerektiren bir süreç. Bu konuda çalışıyoruz. Tabii ki bir de... Peki bir aşama kaydettiniz mi çalışmaları? Bununla ilgili Çocuk İzlenme Merkezi'nin işleyişiyle ilgili bir yasa hazırlandı. Bu meclisten geçtikten sonra Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir Çocuk İzlenme Merkezi kurulacak. Ve Çocuk İzlenme Merkezi kurulduktan sonra bütün ihbarlar, işte polise gelen ya da sosyal, hı hı, hizmetler dairesine gelen ya da bize SOS Çocuk Köyü'ne gelen çocuklar, ihbarlar oraya yönlendirilecek ve Çocuk İzlenme Merkezi üzerinden bu süreçler yürütülecek. Bu tabii ki hem çocukların ikincil, üçüncül mağduriyetlerini önlemek, daha bilinçli ve daha profesyonel bu süreci yürütmek. Bir de tabii ki bunun rehabilite edilmesi ve bu sürecin izlenmesi ve yeniden yapılandırılmasıyla ilgili ortaya çıkacak bir süreçtir. Bu hayata geçirildiğinde bu konuda çok önemli bir adım atılacağını düşünüyorum. Tabii ki bununla ilgili başka çalışmalar da yapan kurumlar var. Mesela polis kendi içerisinde bizim
Çocuk, ülkemizde bir çocuk polisi yok. Normalde her ülkede bir çocuk polisi olması, çocuk polisi birimi olması gerekiyor ki bu gibi vakalara gidebilsin ya da daha uzman, daha eğitimli polisler bu konularda çalışsın. Bununla ilgili de polis teşkilatının bir çalışma yürüttüğünü biliyorum. Bu konuda da inşallah bir sonuç alınacak. Biliyorsunuz bu ülkede polisler savcı gibi soruşturma, tahkikatları polisler yapıyor. Evet. Biz de yani, geçtiğimiz sene, geçen sezon Kanal T iş değiş ekibi olarak biz yine polis teşkilatını çekmiştik. Oradan biliyorum. Gerçekten çok hani detaylı çalışıyorlar. Yani bir savcı normalde. Türkiye'de savcılığın yaptığı işi, evet, savcının yaptığı işi polis yapıyor. Evet. Yani üstlerine bir yük de o şekilde biniyor gerçekten. Hani işleri kolay değil. Siz az önce dediniz ya polis, çocuk polisi olmasıyla ilgili. Keşke olsa, olması gerekenler bunlar aslında ama hani ilk önce bu sıkışıklığın da bir şekilde gidebilir. Tabii ki bununla ilgili düzenlemeler yapılacak. Bir birim kurulduğu zaman o birimde nasıl ki poliste narkotik var, adli şube var, bunun gibi bir takım birimler var. Çocuklarla ilgili de bir birim olacak. Ve oradaki bir kadro polis, çocuklarla ilgili olaylarda onlar müdahil olacak ve çocuklar bu süreci en az zararla atlatması için çok önemli. Çünkü bilinçli bir polis olaylara yaklaşımı, çocukla kuracağı ilişki, oraya gittiğindeki üniformasından tutun çocuğu alıp bir yerden bir yere götürmesi, çocukla ilgili soruşturma ya da sorgulama süreci, işte bu çocuk izlem merkezinde aslında bir parçası bu. Çünkü orada çocuk bizim ülkemizde polis sorguluyor, ondan sonra işte savcılık belki görüşüyor, yeterli bilgi alınmasa ikinci kez görüşülüyor ve her seferinde çocuk aynı olayı, ki özellikle bazı vakalarda işte cinsel istismara uğrayan bir çocuk o kötü yaşadığı durumu birden fazla anlatmak zorunda kalıyor ve aslında ikinci, üçüncü mağduriyet dediğim konu, evet, bunlar ve bunlar çok önemli. Bu konularda önemli yol kat etmemiz gerekiyor ki çocukları tekrar tekrar mağdur etmeyelim. Bu arada siz konuşurken aklıma geldiğine hep konuşulur yıllarca, tamam çocuk hakları ilgili işte şu anda elinde sözleşme var değil mi, çocuk hakları sözleşmesi kabul edildi fakat hani yasaların yapılması konusunda sıkıntılar var. Sizin de az önce de konuştuğumuz gibi yayın öncesinde. Hep merak ederiz. Yani işte çocuk ıslah evi konusunda da aslında çalışmaların yapılmadığını biliyoruz. Olması gereken bu. Yani merkez cezaevi içerisine bir de hani toplumda suça itilen çocuk profilinde siz de bu sektör içerisinde olduğunuz için nasıl detayları bize aktarabilirsiniz? Evet. Şimdi yasalarla ilgili bahsettiğiniz, mesela sözleşmenin birinci maddesi çocuğun tanımı yapılıyor. Yani 18 yaşından küçük bütün bireyler çocuk olarak kabul ediliyor. Ancak bizim yasalarımızda bu doğru bir şekilde tanımlanmamış. İşte bazı yasalarda 16 yaşında gibi algılanıyor, bazı yasalarda 18 yaşında gibi algılanıyor. Bunun tanımlamasını bile tam doğru dürüst yapmış durumda değiliz. Şimdi tabii ki ıslah evleri çok tartışılan, yani şekil olarak ya da ıslah evleri çocuklar için ne kadar iyi bir şey. Tabii ki bu değişen dünyada ya da gelişen dünyada yapısını değiştirmiş ve rehabilitasyon merkezi şekline bürünmüştür. Yani işte ıslah evleri suça itilen çocukların ıslah edilmesi. Tabii ki bizim ülkemizde halen daha işte çocuk yaşta suça itilen çocuklar bizim normal cezaevimizde tabii ki çocuklara ayrılmış ayrı bir bölümde orada suçlarının cezasını çekiyorlar ama onları rehabilite etmek ya da topluma kazandırmakla ilgili çalışmalar yapılmıyor. Aslında çağdaş yöntemlerle işte bu çocukların ayrı bir yerde, ayrı bir binada olması gerekiyor. Ve onların aslında eğitim hakkını da orada alması gerekiyor. Çünkü
çocuk yaşta işte suça itilmiş, ancak eğitim alamıyorsa ve o eğitim hakkını alamıyorsa aslında orada da hak ihlali yapılıyor. Tabii bunun dışında söz konusu çocukların topluma yeniden kazandırılmasıyla ilgili rehabilitasyon çalışmaları yapılması gerekiyor. Tabii ki bunlar uzmanların de katılacağı ve yönlendireceği bir şekilde bunların yapılandırılması lazım. Bu konuda işte çocuk odaklı toplum projesinde aslında bu da ele alındı. Hatta bununla ilgili bir arazi de tahsis edildi. Nerede? Ve, bildiğim kadarıyla bu Berete'nin arka taraflarında bir yerlerde dir diye biliyorum yanılmıyorsam. Ve oraya işte farklı çocuklar için rehabilitasyon merkezleri yapılacak. Tabii ki bu şu anda planlanması ve aşamasında. Bu planlanırken tabii ki dünyadaki uygulamalarda referans alınarak yapılacak ki çağdaş bir merkez olsun ve hatta biz bunu konuşurken işte ıslah evi çok iyi bir tanımlama değil. Buna daha çağdaş bir isim bulunması gerekiyor. Orada amaç suça itilen çocuğun bir şekilde rehabilite edilerek topluma yeniden kazandırılması. Yani onların itmek, eski bir dilde. Eski bir terim. Yani kullanılabilir belki ama yani ilk başta ıslah etmek çok da sanki de işte çok suçlu birisini ıslah edecek ya da ne bileyim insan haline getirecek ve topluma kazandıracak. Bunu daha yumuşak ifade etmek daha iyi olur düşüncesindeyim ben daha. Tabii ki bunlara takılmamak lazım. Yani evet. O ismi ne olmuş değil, önemli olan içeriğinin ne Kesinlikle. Olacağı. Bununla ilgili çalışmalar da zaten inşallah tamamlanacaktır. Toplumda en fazla az önce de sordum ama suça itilen çocukların profilini nasıl böyle hani kabaca bir haritasını çıkarsanız en şimdi, fazla hangi yaş grubundan hangi bölgelerden mesela bunun bilmiyorum çalışması raporunu şimdi tabii ki ülkemizde en büyük eksikliklerden bir tanesi de bizim bu konularda bilimsel çalışmalarımız yok. Veri toplamıyoruz, istatistik yapmıyoruz. Biz SOS olarak aile güçlendirme projesi çalışmasını başlatacağımızda bu verilere ulaşmaya çalıştık ve hiçbir devlet kuruluşundan veri toplayamadık. Çünkü arşiv yok. Evet. Ve biz bunu konuda bir araştırma yaptık. İşte kademe yaptırdığımız bir araştırma 2009 yılında. Bizim nüfusumuzun 62.700'ü çocuk nüfusu. Genç bir nüfusa sahibiz o zaman. Evet, yani 300 bin... Yaş ortalaması baktığımız zaman... Yani 300 bin nüfusun 18 yaşından küçükleri biz çocuk olarak kabul ettik. Tabii ki o şekilde kabul ediliyor. Ve 62 bini çocuk. Yani aşağı yukarı 5'te 1'i çocuklardan oluşuyor. Ancak bu çocukların 29.766'sı risk altında. Tabii ki nereye göre risk altında? Biz bununla ilgili tabii ki bir takım uluslararası kurallara göre yaptık biz bunu. İşte mesela 6 saatten fazla ailesinin ya da bir yetişkinin kontrolünün dışında sokaklarda dolaşması bir risk faktörüdür. Ya da bir çocuğun düzenli harçlık almaması bir risk faktörüdür. Ya da çocuğun sağlıklı oyun oynayabileceği bir oyun alanı olmaması bir risk faktörüdür. Ki bunun gibi birçok faktör değerlendirilerek yapıldı. Ve bu risk altındaki nüfusun, çocuk nüfusunun 18 bini yoksulluk nedenlerinden dolayı risk altında. Bu çok ciddi bir veri bence. Demek ki çocuk nüfusunun risk altındaki oranının %50'si yoksulluk nedenlerinden dolayı risk altında. İstismar ve ihmale karşı korunmasız kalanların
korunamayanların sayısı ise 6870. Azımsanmayacak bir rakam. Evet, yani demek ki istismara ve ihmale uğrayan çocukların sayısı bu ve bu çok ciddi bir rakam. Bizim Esoyo Çocuk Köyü'nde bakım verdiğimiz 112 çocuğumuz var. Aile güçlendirme projesinde de 106 çocuğa destek veriyoruz. Baktığınız zaman bu 6800 rakamına biz çok küçük bir rakamına ulaşabiliyoruz. Demek ki şu anda ülkemizde 6700 çocuk halen daha risk, ciddi risk altında. Tabii ki bunun dışında başka önemli veriler de var. Özellikle farklı gelişim gösteren çocuklar, yani özel eğitim ihtiyacı olan çocukların ülkemizde eğitim alacakları ya da desteklenecekleri kurumlar yok ve bu konuda gerçekten ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Hı hı. Bizim koruma altında bakım verdiğimiz çocuklarda da özel eğitim ya da farklı gelişim gösteren çocukların eğitimlerini almak ya da onlara özel eğitim imkanları sunma konusunda ülkede ki imkanlar çok sınırlı. Hatta bazen bazı aileler bizi arıyor. İşte disleksi ya da otist olan çocuklar var ya da farklı gelişim gösteren çocuklar var. Farklı gelişim derken? Tabii ki yani fiziken, bedenen fiziksel yani zihinsel sıkıntı yaşayan çocuklar ya da işte otist olan ya da disleksi olan bazı çocuklar var ve bunlar aslında normal okullarda eğitim alabilenler de var. Bunun boyutları var. Normal okullarda eğitim almakta çok zorlananlar da var. Hatta bazı okullar bu tip çocukları okullara kabul etmiyor da. Bu gibi durumlarda ailelerin gidebileceği ya da bu çocuklarına eğitim verebileceği kurumlar yok. Çok sınırlı. Özel eğitim vakfı var. Özel eğitim vakfı var. Oradaki... O da sınırlı. O da sınırlı. Zaten orası da işte Ersin Bey'in kendi özel durumundan dolayı çok ciddi çabalar harcayarak açtığı bir okul. Ve çok önemli bir okul. Ve orada birçok çocuk tabii ki eğitim alıyor. Ve bunu gerçekten takdir edilecek bir durum. Ama bunun dışında kalan, yani o okulda da eğitim alamayacak başka çocuklar da var. Onların gidebileceği yerler yok. Ve özel eğitim çok pahalı. Ve devlet bu konuda çok ciddi yatırımlar yapması gerekiyor. Uzmanlar yetiştirmesi gerekiyor. Bizim çok fazla üniversite mezunu yurttaşlarımızın olduğunu söylüyoruz ve övünüyoruz ama hiç doğru yönlendirmiyoruz. Yani bizim ihtiyaç duyduğumuz alanlarda kişileri eğitmemiz gerekiyor ya da onlara burs vermemiz gerekiyor ki bunu ihtiyaç alanlarına insan yetiştirebilelim. İhtiyaç duymadığımız birçok alanda insan yetiştiriyoruz ama... Yani bir şekilde koruyucu annelik kastımız yani burada. Hayır, burada çünkü işte... özel gelişim gösteren çocukların da aynı zamanda annelik bir tarafı, mesela SOS Çocuk Köyü'nün sizde değil mi koruyucu annelik var, yardımcı anneler var. Şimdi... Ama özel eğitime muhtaç olan çocukların da özel eğitim almış profesyonel insanlar tarafından, eğitimciler tarafından eğitilmesi gerekiyor. Zaten. Şimdi tabii ki bu çocuklar normal ailelerin çocukları da olabilir ki çoğunluğu o şekilde. Yani benim çocuğum da olabilir, sizin çocuğunuz da olabilir. Ve bu çocuklar kendi normal ailelerinde yaşıyorlar. Tabii ki aileler kendilerini yetiştirecek ama bu çocukların gelişimi, eğitimi için bir kurumun ya da kuruluşun ya da özel eğitimcinin olmasından bahsediyorum. Hı hı. Bu konulara eğilmemiz gerekiyor. Tabii ki bunun dışında çok önemli. Mesela çocuklarımızın %24'ü 6 saatten fazla ailesinin ya da bir ailesinin kontrolünün dışında sokaklarda geziyor. Bu çok ciddi bir durum. Siz de gözlemliyorsunuzdur. Özellikle mesela okul saatlerinde çocukların okula gitmeyip işte internet kafelere gitmeleri ya da okulda olmayıp da başka kötü alışkanlıklar ya da davranışlar geliştirebiliyorlar. Ya da okuldan çıktıktan sonra çocuk eve gitmiyor.
işte akşam karanlık olana kadar sokaklarda, ama işte annesi de babası da çalıştığı için çocuğu arayan soran yok. İşte bu konuların... Ama çalışsalar bile bu mazeret olmaması lazım. İşte olmaması, ailelerin, yani ailelerin de bilinçlenmesi gerekiyor. Evet. Ve yani bu konuda bizim politikalarımız olması lazım. Yani bu insanlar işte... mesela Avrupa'daki birçok ülkede çocuğunuzu okuldan bir saat ya da yarım saat geç aldığınız zaman sizi uyarıyorlar. İkinci, üçüncü kez yaptığınız zaman sizinle ilgili suç duyurusunda bulunuyorlar. Yani biz ebeveynlerin de bilinçli olması gerekiyor. Ben görüyorum, işte surlar içinde hep de orayı söylemekten kaçınıyorum ama... Ama en riskli çocuklar da o bölgede. Evet. Yani o bölgede örnek... işte oradaki çocukları da etiketlemek istemiyorum ama mesela anne evde yok. Çocuk evde, işte 8 yaşındaki çocuk 5 yaşındaki kardeşine bakıyor ve bu çocuklar bütün gün sokaklarda geziyor. İşte ayaklarında ayakkabısı yok. Okula gitmiyor vesaire. İşte bunları denetleyecek ya da bunları kontrol edecek mekanizmalarımız olması gerekiyor. İşte benim bahsettiğim politikalar bunlar. Yani eğer bir denetleyici ya da bir kontrol edici bir organizma yoksa tabii ki bunlar çok fazla sayıda olabilirler. Ama eğer biz önleyici tedbirler oluşturursak ya da bununla ilgili programlar geliştirirsek ya da bu insanlara alternatifler, olanaklar sunmamız gerekiyor. Yani bu insanlar, onlar yani ebeveynleri de suçlamak yeterli olmuyor. Yani o insanlara biz olanak sunmamız lazım. Bu çocuk annesi babası çalışıyor. Çocuk okuldan sonra nereye gidecek? Ya da biz tam gün eğitimden bahsediyoruz. Ama bir türlü tam gün eğitime geçemiyoruz. Bunun gibi tabii ki birçok sorun var. Evet. Önemli olan çocukları korumak ya da onları suça itmemek, onların eğitimlerini ya da gelişimlerini tamamlamaları için tabii ki onlara olanaklar sağlamamız gerekiyor. Evet. Çünkü zaten bu çocuk haklarının ortaya çıkışı çocukların gelişim döneminde oldukları için ve gelişimlerini tamamlamadıkları için sağlıklı karar veremiyorlar ve onların korunmaya ihtiyacı olduğu için bu haklar ortaya çıkmış. Biz de bunların gereklerini yerine getirirsek, sadece devlet olarak değil aslında toplum olarak gereklerini yerine getirirsek bu mağduriyetlerin azalacağını, minimize olacağını düşünüyorum. Evet. Yeter ki bilinçlilik olsun. Evet. Her şeyi bir yerde devletten beklemek evet, gerekiyor. Yani ben yani tabii ki o mantıkta evet. işte hep devleti suçlamak ya da işte biz ne yapıyoruz? Önce ben kendimizi de sorgulamamız lazım. Yani biz bir birey olarak çocuklarımız için ne yaptık? Onlar için ne imkanlar sunduk ya da onların hayatlarını kolaylaştırmak için neler yaptık? Bunu sorgulamamız gerekiyor. İşte her şeyi devletten beklemek, hep birilerini suçlu göstermek ve kendimizi bunun dışında tutmak bir yere bizi götürmüyor. Kesinlikle. En kolay iş bu. Maalesef. Biz de birey olarak, her birey bunun sorumluluğunu alması gerekiyor. Zaten mesela hayatta çocuğunuz varsa başlı başına bu bir sorumluluktur. Evet. Zaten. Çocuk doğurmak sorumluluk. Kesinlikle. Yani sizin o insan hakkınız, işte bir çocuğa sahip olmak sizin kendi hakkınız, ama o çocuğu yetiştirmek, onu yetişkin bir birey haline getirmek de sizin sorumluluğunuz. Çocukların da tabii ki hakları da var, sorumlulukları da var. Bu, ben bunu çok önemsiyorum. Çünkü bazı çocuklarımız bunları kendi lehlerine kullanabiliyor. Yani benim işte her türlü hakkım var ama ben hiçbir sorumluluğumu yerine getirmeyeceğim. Bu çok doğru bir süreç ya da sağlıklı bir süreç değil. Ben her zaman şeyi savunuyorum. Çocuklarımıza haklarını da öğretirken aynı zamanda sorumluluklarını da öğretmemiz gerekiyor. Ve biz bugün Kıbrıs Gazetesi'nde çocuklarımız için kitap
sticker'ı hazırladık ve çocuklarımıza hem onların hakları olduğunu ama aynı zamanda da sorumluluklarının da olduğunu öğretmeye çalıştık. Bunu çok önemsiyorum. Bu sorumluluk tabii size takdir edersiniz ki bilinçli anne babalarla olabilecek bir şey. Yani tabii, her şey ailede aslında başlıyor. Tabii ki yani, en çekirdek kalıbı. Tabii ki aile eğer bunun bilincinde değilse çocuğuna bunu nasıl öğretecek? Aşılayamaz zaten. Yani eğitim senin hakkın ama derslerde başarılı olmak ya da derslerine çalışmak ya da okuluna düzenli gitmek senin sorumluluğun ya da başkasının eğitim hakkını sabote etmemek de senin sorumluluğun. Tabii ki bunları tamamen aile bireyleri bu konuda eğitimli olmalı ya da kendilerini geliştirmeli. Ve bu konuda çocuklarına da tabii ki bunları aktarabilmesi önemli. İletişim çağındayız. Aslında bu bilgilere ulaşmak çok zor bir şey değil artık. Evet, hemen hemen her evde bilgisayar var, internet var. Bunu araştırıp öğrenebilirsiniz ya da öğrenebileceğiniz yerlere ulaşabilirsiniz. Bununla ilgili işte eğitimler var, sempozyumlar var. Bunlara katılabilirsiniz ve daha bilinçli ebeveynler. Ben de onu soracaktım size. Çok az vaktimiz kaldı ama lütfen buradan da bir çağrı niteliğinde de olması gerekecek sanırım. Çocuk istismarı ve ihmali sempozyumu yapılacak 22-23 Kasım'da Golden Tulip'te. Onun hakkında biraz bilgi verir misiniz? Şimdi merak edenler, yani katılmak isteyenler halka açık olacak mı bu konuda? Şimdi İşte Çocuk Odaklı Toplum Projesi'nde aslında birlikte çalıştığımız Kıbrıs Türk Tabipleri Kurumu'nun düzenlediği bir sempozyum. Türkiye'den bu alanda çalışan uzmanları konuşmacı olarak getirdiler. Ve 22-23 Kasım'da 2 gün boyunca devam edecek bir sempozyumdur. Ve Golden Tulip Otel'de yapılacak ve tabii ki bu alanda çalışan ya da bu ilgilenen herkes buna davetlidir, gelebilir. Bunun da çağrısını buradan yapmış olalım. Buna ilgi duyanlar, ilgilenenler, bu alanda çalışanlar özellikle katılması çok önemli. Öğretmenlerimiz var, işte polislerimiz var, doktorlarımız var, çocuklarla çalışan birçok kesim var. Özellikle onların katılmasının önemli olduğunu ben düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Bu olanağı sağladığınız için. Teşekkürler. Değerli izleyenler, programın sonuna geldik. Kısa bir reklam arasından sonra 19 ana haber bülteninde karşınızda olacağım. Söylediğim diye üçüncü sınıf bile değilim.